tecrübelerimiz var. En nihayetinde daha da ileri tedavilere cesaret edip yapmaya karar verdik. Tabii ki bu hemen olmuyor. Bu büyük ameliyatlar hemen olmuyor. Çeşitli uzmanlık kurslarına gitmek lazım. Ameliyat kurslarına gitmek lazım vesaire. Bunlardan sonra karar verdik. Büyük ameliyatları da artık ileri merkezlere, İstanbul, Ankara, İzmir, oralara sevk etmeden Mardin'de kendi hastanemizde yapabileceğimizi kanaat getirdikten sonra burada yapmaya başladık. Burada prostat kanseri olsun, böbrek kanseri olsun, bu ürolojinin en büyük ameliyatlarından sayılan ameliyatlardır. Ve prostat kanser ameliyatını gerçekleştirdik. Tek başımıza, kimsenin yardımı olmadan cesaret toplayarak yaptık. Ve bu bir değil, iki değil, üç değil. Artık rahatlıkla yapabileceğimizi kanıtladık ve yapıyoruz. Yapmaktayız burada ameliyatların. En son olarak da birkaç gün önce çok daha ağır vaka olan ve prostatın çevre dokularına kadar bulaşan tümörlü dokuları çıkardık. Tertemiz hale getirdik hasta, şifa ile 2 gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldu, gitti evine. Şunu demek istiyorum, Mardin küçük bir memleket ama Mardin'de de bu tür ameliyatı rahatlıkla yapılabilir. Tüm üroloji arkadaşlar da yapabilir, gençler vesaire yapabilir. Çünkü aynı uzmanlık merkezlerinden eğitimini almışlardır, üniversitelerden eğitim almışlardır ama biraz cesaret, biraz dikkat yapabileceklerine inanıyorum. Hastalık hakkında söylemek gerekiyorsa çok sinsi ilerleyen prostat kanseri hastalığı. Bu normalde prostat 45-50 yaşından sonra erkeklerde büyümeye başlayan bir organdır. Ancak büyürken bazen adenom dokusu olarak yani kanser olmayan normal doku olarak büyür. Bazen de kanser olarak büyür. Çok nadir olsa da %5, %10 olasılıkla kanser olarak büyür. Ve bu da hayatı tehdit altına alabilir. Onun için mutlaka 45-50 yaşından sonra her erkeğin üroloji doktoruna yılda bir kez en azından muayene olmasına ihtiyaç var. Basit bir elle muayene, basit bir kan tahlili ile bu tespit edilebilir. Şüphelenildiğinde prostattan parça alınıp tanı konulabilir ve gerekli tedavi yapılabilir. Prostat kanseri ilaç tedavisi olduğu gibi takip de yapılabilir ve ameliyat da yapılabilir. Ameliyatları da artık son zamanlarda teknoloji gelişti. Robotla artık yapılıyor. Büyük merkezlerde, İstanbul, Ankara, oralarda, dünyada robotla artık daha çok yapılıyor. Ama biz bir yeni yeni şey yaptığımız için, bu işe son birkaç senedir el attığımız için açık ameliyatlarla önce Mardin'de bu işi gerçekleştirmeye başladık. İnşallah zamanla robotik cerrahiyi de Mardin'e getireceğiz ve robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatlarını da yapacağız burada. Tabii ki prostat kanseri çok 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 kötü bir kanser. Zamanında tedavi edilmezse, tespit edilmezse ve atlanırsa akciğer, beyin ve kemiklere sıçrayabilecek kanserdir ve en nihayetinde ölümcül bir kanserdir.